Spin avcılığı, bir diğer tabiriyle atçek avcılığı, gerçekçi sahte yemler kullanarak balığı cezbedip avlama yöntemidir. Diğer sahte yemlerle yapılan avcılıklardaki gibi temel özelliği sahte yemin sürekli bir hareket halinde olmasıdır. Bu metodun çok geniş bir yelpazesi ve birçok alt kırılımı vardır. Malzemeleri hafif ve konforlu olduğu için sportif balıkçılığa başlangıç için en uygun disiplindir. Bunun yanında da az malzemeyle kısa zamanda sonuca gidilebilir. Birkaç maket yem ve bir olta takımıyla av yapabiliriz. Kamış, makina, misina, sahte yem ve çeşitli aksesuarlar gerektirir. Parçalı kamışlar adı üzerinde birkaç parçadan oluşan kamışlardır. Eskiden sahte yemlerle yapılan avcılık stilleri çok yaygın değildi. Artık her av için birçok çeşit ve renkte sahte yemler bulabiliyoruz. Bu yüzden artık hassasiyetleri ve atış erimleri son derece yüksek bir noktaya gelen parçalı kamışları tercih ediyoruz. Spin kamışları yapılarıyla alakalı olarak çeşitli aksiyonlar yaparlar. Bunlar fast aksiyon dediğimiz uç kısımdan esneyen, atıştan hemen sonra kendini toplayan, hissiyatları yüksek kamışlar. Slow aksiyon dediğimiz dibe yakın bölgelerden esneyen ve kendini geç toplayan çok esnek kamışlardır. Ve moderate dediğimiz ikisinin ortalaması olan kamışlar vardır. Spin avlarında slow aksiyonlu kamışların birçok dezavantajı vardır. Esnemeleri yüksek olduğu için ip bu halkaların içinden geçerken karışmalara sebebiyet verir. Atış erimleri fast kamışlara göre düşük olur. Balık sahte yemi yediği anda da tasmalama ve balığın üzerindeki kontrolü sağlamak zor olur ve kamış aksiyonu gerektiren durumlarda da avcıyı zorlar. Fast kamışlar yapıları itibariyle son derece hafif ve sağlamdır. Çok ufak vuruşlarda bile yüksek hassasiyet sağlar, uzak atışlar yapabiliriz ve sahte yem üzerinde kontrol tamamen sizde olur. Bu sebeplerden ötürü spin avlarında fast aksiyonlu kamışlar kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Günümüzde birçok kamış fiber ve karbon malzemeden veya kompozit dediğimiz her iki malzemenin de kullandığı yöntemlerle üretiliyorlar. Fiber kamışlar fiyat olarak en uygun çeşitlerdir diyebiliriz. Esnek ve dayanıklı yapıda olurlar fakat kaldırma kuvvetleri ve hassasiyetleri düşüktür ve yapımlarında cam elyaf kullanıldığı için ağır yapıda olurlar. Karbon kamışların fiyatı biraz daha üst seviyelerdedir. Hassasiyetleri çok yüksektir ve atışta üstün performans gösterirler. Fiber kamışlara oranla son derece hafiftirler. Atar aralığı bir kamışın sorunsuz bir şekilde atabileceği gramajı bize gösterir. Hedef balığa ve meraya göre değişiklik gösterir. Kamışların atar aralıklarına ve kendi ağırlıklarına göre isimlendirmeleri vardır. Çok düşük aralığa sahip ve hafif kamışlar light olarak adlandırılır ve sırasıyla medium, heavy olarak artarak devam eder. Bunların da kendi aralarında çeşitli eşleşmeleri olur. Ultra light, medium heavy, extra heavy gibi. Atar aralığının üzerine çıkmak kamışı yorar ve istenilen aksiyonu ve hissiyatı sağlayamazsınız. Altına inmek de yine aynı şekilde hissiyatı düşürür ve atış mesafesine olumsuz etki yapar. Kamış boyu öncelikle kişinin boyu ve hedef balık dikkate alınarak seçilmelidir. Uzun kamışlarda kıyıya getirilen bir balığı kontrol etmek biraz ustalık isteyen bir iştir. Kısa kamış kullanılarak yapılan avlarda da sahte istenilen noktaya ulaşamayabilir ve av performansı düşebilir. Atış erimi adı üstünde sahtenin atış sonrası eriştiği noktadır. Özellikle kıyıdan uzak noktalar hedefleniyorsa buna dikkat etmemiz gerekir. Bu atış erimini etkileyen en büyük faktör kamıştır. Bu noktada en uzun kamış en uzağa atar düşüncesi yanlış olacaktır. Çünkü kamış uzunluğu ne kadar etkiliyse bunun yanında da doğru kamış aksiyonunu tercih etmek gerekir.
Örneğin iki kamışımız var. Biri 2.40 boyunda ve fast aksiyonlu bir kamış. Diğeri de 2.70 boyunda slow aksiyonlu bir kamış. Fast aksiyonlu olan atıştan sonra kendini çabuk toparladığı için çok daha uzağa atacaktır sahteyi. Tabii bunun yanında da kullandığımız misina yapısı ve attığımız sahtenin gramajı da erime etki eder. Makina seçilirken ilk adımda kamışla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Kafa çapına özellikle dikkat edilmeli çünkü spin makinalarında kafadan çıkan ip sonuç olarak kamışın halkalarından geçecektir. Bu uyuma dikkat edilmezse karışmalar yaşanır. Genel kullanım 3000-3500-4000 civarındadır ama kişisel tavsiyem kafanın milimetre cinsinden gerçek çapını da hesaba katmak gerekir. Çünkü üreticiden üreticiye çaplar değişir. Sonra misinaya o kadar para verdim, niye böyle oldu deyip suçu misina da arıyoruz. Halbuki orada bir uyumsuzluk var. Bunun yanında hafif atarlı bir kamışa takılacak 4000'lik bir makina takımın dengesini bozacaktır. Veya tam tersi 2000'lik bir makina 3 metrelik bir kamışa uyum sağlamayabilir. Devir bir tur sarımda rotorun kafa etrafında kaç kere döndüğünü belirtir. Örneğin 5.01 yazan bir makinenin rotoru bir sarımda kafa etrafında 5 kere döner. Bu orandan makinenin hızlı devirli mi veya düşük devirli mi olduğunu anlayabiliriz. Bir tur sarımda kafanın kaç santim misina topladığını belirtir. Devir oranı ile de doğru orantılıdır. Bu konu aslında pek üstünde durulmasa da son derece önemli ve ava büyük etki eden faktörlerdendir. Ve biraz karışık bir olaydır. Şimdi mesela bu makina 4.8.1 devirli ve bir turda 77 santim saran bir makina. Yani üreticisi kutusunda bunu bu şekilde belirtmiş. Fakat bu yazdığı rakam kafa tam doluyken geçerli. Sahteyi 60 metre ileri attığımızda zaten düşük sarım yapan makina devir oranı aynı ama daha az misina sarım yapacaktır. Yani sahteyi daha yavaş getirecektir. Aynı şeyler hızlı devirli makinalarda da geçerli. Dolayısıyla hedefe ve sahte yeme göre makinenin davranışını bilmek ve buna göre kullanmak çok daha uygun olacaktır. Üzerinde belirtilen misina kalınlığından kaç metre alacağını belirtir. Mesela bunda naylon misina, monofilament misinadan 0.30'luk bir monofilament misinadan 180 metre alacağını belirtmiş. Bu gibi oranları üzerindeki yazılardan öğrenebiliriz. Kalama tam kapalıyken makinaya dik bir açıyla uygulanabilecek maksimum ters kuvveti belirtir. Şu şekilde. Tam kapalıyken, mesela bu makine 11 kilo draglı bir makine. Kalamasını sonuna kadar sıkıp 12 kilo bir ters yük bindirdiğimde bu noktadan makine kafasını döndürmeye ve misinayı boşaltmaya başlayacaktır artık. Makinamızın drag ayarı da son derece önem taşıyan bir noktadır. Ve bir kere ayarlanıp bırakılan bir şey değildir. Ava başlarken tatlı sert ayarlanabilir şu şekilde. Bu durumda iyi mesela. Sahteye aksiyon verirken kalamadan açılma sesi geliyorsa bir miktar daha sıkılmalıdır. Bu noktada önemli olan balık tasmalandıktan sonra balığın davranışına göre kalamayı gevşetmemiz veya sıkmamız gerekir. Örneğin çok hızlı bir şekilde misini alan bir balık hissederseniz kalamayı biraz daha sıkarak balığın hareketlerini yavaşlatmalıyız. Balık çok sert hareketler yapıyor ve büyük bir baskı uyguluyorsa ve kalama alamıyorsa kalamayı biraz gevşetip balığa yol vermek gerekir. Burada bir püf noktadan bahsetmek isterim. Balığı en çok hangi noktada kaçırıyoruz? Kıyıya yakın su yüzeyine çıkardığımız noktalarda. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Ondan bahsedeyim. Şimdi mesela büyük bir balık tasmaladık. Güzelce yorduk, mücadele ettik ve kıyıya getirdik diyelim. Su yüzeyine çıkan hayvanda artık su direnci düşmüş ve tamamen kendi ağırlığını takımımıza bindirebilecek durumdadır. Bizi de gördüğü için son bir sert hamle yapıp gitmek isteyecektir bu balık. Bu noktada çok sıkı kalama takımı patlatabilir, iğneyi açabilir veya
balığın ağzını kestirip kaçabilir. Dolayısıyla balığı kıyıya yaklaştırdığımızda mutlaka kalamayı bir miktar gevşetip balığın bu son darbelerini ona yol vererek önleyebiliriz. Maket yemler çoğu avcı balığın avında kullanılan çeşitli renk ve boyut ve yapıda üretilen sahte yemlerdir. Aynı zamanda çeşitli özelliklere de sahiptirler. Floating dediğimiz maket yemler suda batmazlar, atış sonrasında suyun üzerinde kalırlar. Sinking dediğimiz yemler ise suya düştükten belli bir süre sonra belli bir hızla aşağı doğru giderler. Suspending sahteler ise belli bir noktaya kadar inerler ve orada asılı kalırlar. Maket yemlerin bir diğer çeşidi de gagalı yapıda olanlardır. Burada gördüğümüz gagaları sayesinde hareket sırasında gagalarının büyüklüğüyle doğru orantılı olarak suyun altına doğru inerler. Ne kadar büyük o kadar fazla derinlik diye düşünebiliriz. Dalış mesafeleri de zaten kutuların üstünde yazar. Bir diğer çeşit su üstü maket yemler. Gagaları yoktur. Bu sayede hareketlerini suyun üzerlerinde yaparlar. Bu yemlerle suyun üzerinde avcı balığın takibini bile görebilirsiniz. Kullanması çok keyiflidir. Bu anlattığım maket yemlerle sadece düz sarımda aksiyon yapılabildiği gibi kamış yardımıyla da yani kamışla belli hareketler yaparak aksiyon verme yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi VTD aksiyonu. Su üstündeki yemlerde kullanılır. Kamışı belirli bir hızla sallayarak yemin su üzerinde zigzaklar çizmesi sağlanır. Bu da levrek, lüfer gibi su üstünden de avlanan balıkları cezbeder. Bir diğeri hafif dalarlı sahtelerde kullanılan jerk aksiyonu. Kamışla kısa ve sert hareketlerle kaçan balık aksiyonu yaparak özellikle lüfer gibi avcı balıkları cezbetmekte kullanılabilir. Bir diğer maket yem çeşidi popperlar. Popperlar yüzeyde su sıçratarak balıkların ilgisini çeken yemlerdir. Tamamen kamış aksiyonuna dayalı bir aksiyon çeşitleri vardır. Kısa hareketlerle maketin su sıçratması sağlanır ve bahsettiğimiz tüm bu maket yemlerde kullanılacak kamış mutlaka fest aksiyonlu bir kamış olmalıdır. Silikon yemler adı üstünde silikon malzemeden çeşitli katkı maddeleri eklenerek birçok boyutta ve renkte üretilebilen yemlerdir. Silikon yemler tek başlarına bir şey ifade etmez, tek başlarına kullanılmaz. Bu yemin önünde gördüğünüz jiket dediğimiz kurşundan imal edilen ve üstünde kendine ait kancası olan aparatlarla birlikte kullanılırlar. Kişi silikon yemin yapısına göre jiket tercihi yapabilir. Tabi bazı markalarda kendi jiket ve iğne aparatlarını kullanmak gerekir. Mesela bu sahtede sadece kendi aparatlarını kullanabilirsiniz. Ve bu aparatlarda başka marka silikonlarla uyum sağlamaz. Silikon yemler yapıları gereği atıştan sonra hızla suyun dibine doğru batarlar. Yavaş veya hızlı düz sarımda kullanabiliriz veya kamışla verebileceğimiz küçük twitch aksiyonlarıyla ve uzun sündürme aksiyonlarıyla kullanabiliriz. Orta sularda dibe inmeden sarmaya başlayıp kullanabiliriz. Fakat genel hedefleri dipten avlanan balıklar olduğu için dipte daha iyi sonuçlar verir. Jigler, kurşun veya tungsten metallerden üretilen yemlik balık imitasyonlarıdır. Diğer sahte yemler arasında aerodinamik yapılarından ötürü en uzak erime sahip sahteler jiglerdir. Suyla buluştuktan sonra hızla dibe inerler ve önemli bir nokta, günümüzde birçok jigin dibe batarken yaptığı salınım da aksiyonlarında ava ekstra olumlu sonuçlar yansıtabilir. Bir önemli nokta daha, jiglerin düz sarımlarda yaptığı aksiyonlar pek etkili olmadığı için, tabi bazı markalarda düz sarımda da aksiyon verebilecek yapılar var ama genel itibariyle jig aksiyonları kamış yardımıyla verilir. Dibe inen jig yine kısa twitch aksiyonları vererek veya sert jerk aksiyonlarıyla yaralanmış kaçan bir balığı taklit edebilir. Bu da dipteki avcıların mutlaka dikkatini çeker. Atıştan sonra yapılan aksiyonlarla jig yavaş yavaş su üzerine çıkmaya başlayacaktır. Su yüzeyine gelmeden makineyi açıp tekrar dibe indirmek daha fazla alanı taramamıza ve daha etkili sonuçlar almamıza olanak sağlar. Balıkçılıkta kullanılan misinalar naylon yani monofilament, florakarbon ve örgü misinalar olarak 3 gruba ayrılır. Hepsinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat biz spin avlarında özellikle örgü misinaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü artık üretilen kamışların büyük bir çoğunluğu
örgü misinalara göre üretiliyor ve monofilament misinalara göre çeker değerleri çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Monofilamentin iplere göre tek avantajı bence iyi düğüm tutmalarıdır. Örgü misinalara örgü isminin verilmesi 4, 8 hatta bazı markalarda 12 kat polietilen naylon örgünün, naylon ipin birbirine örülmesinden oluşmalarıdır. Örgü iplerin sürtünmesi azdır. Hafif oldukları için atış yerimine büyük katkı sağlarlar. Hissiyat oranları yüksektir ki bu yemdeki en ufak hareketi av yapan kişiye iletebilir. Dezavantajlı olduğu noktalar yok mu? Var tabii ki. Birincisi suda görünürler. İkincisi taşları sürtündükleri durumlarda kopabilirler. Bu dezavantajların önüne geçmek için örgü iplere öncü düğümü denilen yöntemlerle belli uzunluklarda florokarbon misinalar eklenir. Florokarbon misinaların en büyük özelliği suda görünme oranlarının çok düşük olması ve sert vuruşları, sürtünmeleri bir miktar esneyerek absorbe edebilmeleridir.